Baskil Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 Temmuz tarihine kadar sürecek olan 1. Baskil Kayısı Festivali ve Fuarı düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı. Çeşitli yarışmaların, geleneksel oyun ve konserlerin yer alacağı festivalde öte yandan Baskil Kayısısının tanıtılması amacıyla çeşitli konferanslar verilecek ve çiftçilerin uygun fiyata tarım aletleri satın alabileceği standlar açılacak. 1. Baskil Kayısı Festivali ve Fuarı'nın açılış töreninde konuşan eski Baskil İl Genel Meclis üyesi Turgay Aksoy, festivalin Baskil'in ve Baskil Kayısısının tanıtımı için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Burada 1 milyondan fazla kayısı ağacın olduğu, hatta gayri resmi 1,5 milyona kadar çıkan bir kayısı ağacın olduğunu ve ürünün tanıtılma noktasında bugüne kadar eksik işler yapıldığını gördük. Ama sağ olsun Baskil Belediyesi, Belediye Başkanımız ve paydaşları bugün çok güzel bir iş yaptılar. Bütün katılımcılar ve sizleri burada topladılar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Baskil Ziraat Oda Başkanı Murat Silayaz, festivalin Baskil için hayırlı olmasını temenni ederek festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Baskil Fuar ve Festivali'nin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yegane ürünümüz olan, çok kıymetli olan Baskil için kayısı ürünümüzün tanıtımına, pazarlamasına büyük katkısı olacağını temenni ediyorum ve inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, Baskil'in hak ettiği yere geleceğine ve sonraki festivallerin daha kapsamlı bir şekilde yapılacağına inandıklarını kaydetti. Bizim için en önemli olay, en önemli gerçeklik Baskil'i hak ettiği yere kavuşturmak. Bu sadece bugün ismini kayısı koyduk ama 142 kilometre civarı suya sınırı olan bir ilçeden bahsediyoruz. Karaleylek kanyonlarından bahsediyoruz. Ben saymakla bitiremem. O yüzden bir dahakine daha profesyonel, daha güçlü, belki ulusal anlamda ses getirecek bir festivalin sözünü şimdiden ben teşkilatım ve belediye başkanım adına sizlere söz veriyorum. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus'un göreve geldiği günden itibaren ilçenin sosyal yapısını güçlendirmek için gayretle çalıştığını ifade etti. Gerçekten ilçemizde sosyal yapıyla ilgili çok ciddi bir problemimiz vardı. Bunu canı gönülden ifade edebilirim ki Sayın Belediye Başkanımız Tuncer Turus Bey göreve geldiği günden beri bu kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve tekrar Baskil'in ekmeğini bölüşen fakir de olsa bayanı hanımefendi, erkeği beyefendi olan bir toplumun köklerine, derinliklerine ilk adımı attılar. Bu bizim için çok değerli bir başlangıçtır. Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, festivalle hem Baskil'in hem de Baskil kayısısının bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade ederek, festivali ilerleyen yıllarda daha profesyonel bir şekilde yapmayı hedeflediklerini belirtti. Festivalimiz ilçemizde renkli etkinliklerle, yarışmalarla, konserlerle 4 gün boyunca devam edecek. Geleneğimiz ve kültürümüz olan Baskil kayısımızın tanıtımının yanında her alanda gelişmekte olan İlçemizin tanıtımına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dileğim ve temennim her sene geleneksel olarak yapılmasıdır. Bu artık bir mecburiyet oldu. Başkanımız da burada size söz verdiği için ikincisini daha profesyonel, daha güçlü bir şekilde, daha iyisiyle inşallah yapacağız. Bir mecburiyet de oldu bu aynı zamanda. Açılış programı kürsü konuşmalarının ardından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ve kurdele kesimiyle devam etti. Baskil'in kayısısı hep var olsun, fuarlarımız, festivallerimiz hep devam etsin diyelim efendim.